Bin çeşit yemek yapıyoruz. Vallahi yazık günah. Bizim evde yemek israf olmaz. Hem sen niye böyle bu kadar bu işe taktın ben anlamıyorum. Ya sanki kraliyet ailesinden geliyorlar. Bu kadar ziyafete ne gerek var? Olmaz kızım, ilk defa geliyorlar evimize. Hem kadın çalışıyor, yoruluyor bütün gün, yorgun argın eve geliyor. Yazık, taş taşıyor. Okula gidiyor, salınıp duruyor. Sen niye ilk görüşte düşman oldun bu kadına? Böyle bir kızı yetiştiren kadından ne hayır gelir? Sen de bunları gözünde fazla büyütme. Sen böyle bir kız derken kimi diyorsun? Kimi diyorum anne? Gelinini. Sabah bizi hiçe sayıp kahvaltıya inmeyen gelinini. Alışmadı kızım daha, alışacak o da. Sen de üstüne gitme kızım, üzülür sonra. Anne üstüne gideceğim. Bana ne? De babamın da yakında tepesi atar. Ben sana söyleyeyim. Az kaldı. Bir de şimdi düğün çıktı başımıza. Hamile kadına düğün mü yapılır? Duymayayım bir daha. Dedikodu ediyorsun ama günah. Konuşma öyle. Aa, beni lafa tutuyorsun, namazımı kaçıracağım. Kızlar, hadi siz de bir ara verin. Aksatmayın namazınızı, tamam mı? Senin abdestin var mı? Var anneciğim, var. E niye ayaklanmıyorsun o zaman? Hadi, dünya kadar işimiz var. Doğa, neyin var hayatım? İyiyim, iyiyim. Merak etme, yorgunum biraz. Ha, anlaşıldı. Annenle görüşmem pek iyi geçmemiş. Ama hiç üzülme sevgilim. Annem aramış, akşam yemeğe davet etmiş. Geliyorlar. Nasıl yani? Annem bana hiçbir şey söylemedi. Yani bilmem, sürpriz yapacak herhalde. Yok. Yani benim annem öyle sürpriz yapmaz. Okulda işleri demek ki çok yoğundu. Söylemeyi unuttu. Ben sürpriz yapmaz diyorsun. Yani benim annem çok nettir. Öyle alengili şeylerle pek uğraşmaz. Öyle çok sevgi pıtırcı olduğu da söylenemez. Ama bizi çok sever. Çok fedakardır. Orası ayrı. Ama işte öyle sevgisini mıç mıç gösteren bir tip asla değil. Güzel sevgilim. Kıyamam ben sana. Sen bir üzüldün mü yoksa? Hayır. Yani küçükken üzülürdüm de şimdi büyüdüm. Artık üzülmüyorum, alıştım. Annemin de sevgisini göstermesi farklı. Neyse, ben şimdi aşağı ineyim. Annenlere bakayım, hem yardım edeyim. Gelinlerinin ne kadar hamarat olduğunu görsünler. İyi, hadi görsünler bakalım. Doğa, ağrı mı girdi? Tamam, küçük bir ağrı sadece, bir şey yok merak etme. Hayır, ağrının küçüğü büyüğü olmaz. Doğa, hadi can taşıyorsun bak, bir doktora gidelim. Saçmalama. Ya oho Fatih, sen böyleysen şimdiden 9 ay seninle çok işim var benim. İyi misin gerçekten? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok, tamam? İyi, tamam. Yavaş. Ama... Her şey hazır değil mi? Hazır abla. Et fırından çıkardınız mı? Çıkardık abla. Kolay gelsin Pembe anne. Ay canım benim. Senin anne diyen dillerini yerim ben. Size yardım edeyim dedim. Bir de Fatih'le konuştum. Annemleri yemeğe çağırmışsınız. Çok teşekkür ederim. Siz bize biraz müsaade edin bakayım. Doğa Nilay'cığım, anneciğine kızma, olur mu kızım? İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. O da korkuyor, hepsi bu. Siz alınmadınız mı? Hayır canım, hiç alınmadım. Hem evliliğin ilk aylarında aileler birbirlerini tanıyana kadar böyle şeyler olur, çok normal. Öyle mi? Öyle tabii, sen sıkma canını, tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Ay, canım benim. Sen de benim kızımsın. Hem oğlum seni seçmiş, dahası var mı? Aa. Hayırdır, ne oluyor? Doğa kızımla dertleşiyoruz. Hayırdır Doğacığım, dün bir bugün iki. Neymiş derdiniz? Nilay'cığım, dertleşmek demek illa bir derdin olduğu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda böyle derin derin sohbet etmek anlamına da geliyor. Söylediğin iyi oldu. Bir şey daha öğrenmiş oldum. Siz kardeşsiniz. Arada siz de dertleşirsiniz. Bismillah. Ne oldu kızım? Hiç endişelenmeyin. Bir sanca girdi. Az önce de girmişti ama geçti. Nasıl oldu geçti? Anneciğim, kız bir şeyim yok diyor işte. Ay, nazar değdi. Yemin ediyorum size nazar değdi. Ben seni bir okuyayım. Sen geç bakayım şöyle. Gel, gel güzelim benim.